201.202. Peki. Değerli üniversite adayları. Üçü ben size bıraktım. Dörde bakabiliriz. Hocam verilen denklemin çözüm kümesini istemiş bizden. Nedir diye. Şimdi logaritma iki tabanında x, logaritma x tabanı da 8 demiş. İlk dikkatimi çeken şey şu 2 ile 8 akraba sayılar. Logaritma 2 tabanında x eksi. Hocam 8'i 2 üzeri 3 olarak yazsam, 3'ü de başa atsam. 3 çarpı logaritma x tabanında 2. 2'ye eşitmiş. Ben de şunu yaptım şimdi. Eğer logaritma 2 tabanında x'e t dersem, logaritma x tabanında 2, 1 bölü t'dir. Olay şuna döndü. T eksi 3 bölü t eşittir kaç? 2. Hocam her tarafı t ile genişleteyim paydadan kurtulmak için. T'yi dağıt içeriye. Burası ne yaptı? T kare eksi 3 eşittir. 2t, 2t'yi dağıt sol tarafa. T kare eksi 2t eksi 3 eşittir 0. T karenin katsayısı 1 eksi 3'ü. Eksi 3 çarpı 1 diye parçalarsam t eşittir 3. T eşittir kaç? Eksi 1. Hocam şimdi t dediğim logaritma 2 tabanında x'ti. Eşittir 3. Attım bunu bu tarafa. X eşittir 8 yaptım. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 attım bunu bu tarafa. 2 üzeri eksi 1. X de buradan kaç çıktı? 1 bölü 2 çıktı. O zaman çözüm kümeniz belliymiş. Bir 1 bölü 2 varmış. Bir de kaç varmış arkadaşlar? 8 varmış. Tamamsak eğer burada geçtim bu soruyu şimdi. Kaçtayız arkadaşlar? 5'teyiz. Verilen denklemin çözüm kümesini istemiş benden nedir diye. Ben de şöyle yapayım şimdi biraz düzenleyebilmek için. Hocam şu x'in 3. dereceden kökü x üzeri 1 bölü 3 demektir. 1 bölü 3 başa atsam 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir. Kök içinde logaritma 3 tabanında x. 3'ü de karşı tarafa çarpı olarak attım. Logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma 3 tabanında x'in karekökü. Logaritma 3 tabanında x'e t dedim. Denklem biraz daha sade halde yazabileyim diye. T eşittir kök t yaptı. Kök t'yi at sol tarafa. T eksi kök t eşittir 0. Bunları kök t parantezine alsan kök t eksi 1 eşittir 0. Buradan kök t eşittir 0 veya kök t eşittir 1 gelecek. Çünkü ya bu 0'dır ya bu 0'dır. Devam edelim. Kök t eşittir 0'sa t eşittir 0'dır veya kök t eşittir 1 ise t eşittir 1'dir. Şimdi t yerine değerini yazayım. T dediğim neydi hocam? Logaritma 3 tabanında x. Logaritma 3 tabanında x eşittir 0'sa x eşittir kaç? 1. Hocam logaritma 3 tabanında x 1 ise x eşittir kaç? 3. Size öneri, yani az önceki soruda da yapmadım ama şundan aslında düşünüp de yapmadım ama logaritmalılarda kök bulduğunuzda bu kökler acaba logaritmalı ifadenin içini tanımlı yapar mı yapmaz mı? Buna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de yapacağım ama burada bir hata var. Şöyledeki bir hata var. Bu 3'ü buraya attım ama burada yazmadım. Dolayısıyla şunu yapacağım. Şunları bir sileyim. Şevval'e söz verir misiniz arkadaşlar? El kaldırıyor. Hocam ben tam fark ettiğiniz şeyi soracaktım. Siz fark ettiniz, bir sorun yok. Biraz geç oldu ama sağlık olsun. Sağ ol Şevval. Zaten hocam. Şimdi şöyle yaptım. 3'ü attım diğer tarafa. Logaritma 3 tabanında x eşittir 3 çarpı logaritma 3 tabanında x. Hocam logaritma 3 tabanında x'e t desem burası t eşittir 3 kökte.
3 kök T'yi attım diğer tarafa. Hocam kare de alabilirsiniz T. Kare almaktan olabildiğince kaçacağım. Çünkü bir denklemin karesini alırsanız çözüm kümesini genişletirsiniz ister istemez. Ve bulduğunuz kökleri sağlamayabilir. O yüzden vazgeçtim. Kök T 0 veya kök T eşittir 3 olacak. Ya bu 0 ya bu 0. Yani kök T eşittir 0 veya hocam kök T eşittir 3. Buradan T eşittir 0 veya T eşittir 9. T dediğim şeyi yazıyorum şimdi. Logaritma 3 tabanında x eşittir 0'sa x eşittir 1. Ya da hocam logaritma 3 tabanında x. Logaritma 3 tabanında x eğer 9'sa x eşittir kaç? 3 üzeri 9. Burada bulduğunuz x değerlerini sadece şunun için deneyin. Bakın bir tane x değeri bulursanız hiçbir şey dememize gerek yok. Ben geçen haftaki derslerde de söylediğimi hatırlıyorum bunu. Ama eğer birden fazla x değeri bulursanız arkadaşlar götürüp onları mutlaka logaritma içinde deneyin. Denklemi sağlıyor mu diye denemeyin. Logaritmayı tanımlı yapıyor mu yapmıyor mu? X yerine 1 verirsem burası pozitif, burası pozitif. Bir de bir sıkıntı yok. 3 üzeri 9 verirsem logaritmanın içi pozitif, burası da pozitif. Dolayısıyla ikisi de doğru olur. O zaman çözüm kümesi kaça kaç? 1'e 3 üzeri 9. Şimdi 6. soruya bakalım. 6. soru için de şunu yapacağım. İşte x üzeri logaritma 3 tabanında x, 9x denkleminin kökler toplamını istiyor. Biz daha önce bir ispatta hani şunu ispatlarken a üzeri logaritma b tabanında c üzeri logaritma b tabanında a. Bunun ispatını yaparken bir teknik kullanmıştım. Onu kullanacağım burada. Hocam şimdi bu soruyu çözeceğim. Logaritma tabanınız kaç? 3. Ben de şunu yapacağım. Buranın da buranın da her iki tarafının 3 tabanında logaritmasını alacağım. Logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma 3 tabanında 9x. Eğer bunu yapmayıp şu hamleyi yapsaydınız. Hocam ben x'i karşıya atıyorum. Logaritma 3 tabanında x, logaritma x tabanında 9x. Bakın bu yanlış değil. Bu yol da kabuldür. Böyle de çözebilirsiniz ama burada logaritma tabanım 3, burada logaritma tabanım x. Ekstradan bir de taban değiştirme zahmetine gireceğim. Ya iki tabanla birden niye uğraşayım ki iki farklı tabanla? Onun yerine her iki tarafın şu neyse onu yapıyorum. 3 tabanda logaritmasını alıyorum. Tek bir logaritma tabanıyla uğraşıyorum. O yüzden yukarıdaki yol birazcık daha uzun sürer. O yüzden onu tavsiye etmiyorum size. Logaritma 3 tabanda x at bu tarafa. Logaritma 3 tabanda x çarpı logaritma 3 tabanda x eşittir. Hocam logaritma 3 tabanda 9x demiş ya bunda 9 çarpı x diye düşün. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında x diye bunu parçalayabilirsin. Hocam logaritma 3 tabanında x'e t diyorum şimdi. O zaman burası da t, burası da t. Bunlar ne yaptı? T kare. T'yi at sol tarafa. Eksi t. Logaritma 3 tabanında 9. 2'dir. 2'yi de at sol tarafa. Eksi 2. Ayırdım bunu çarpanlarına. Eksi 2'ye 1. T eşittir 2. Ya da t eşittir kaç? Eksi 1. T yerine değerini yazıyorum şimdi. T dediğim neydi arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında x eşittir 2 veya logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1. X eşittir 3 üzeri 2'den 9 ya da x eşittir 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3. İki tane x buldun ya. Gel hemen bunu dene. Hocam nerede dene? Sırf logaritmaya bak. X yerine 9 verirsen logaritmanın içini pozitif yapar mı? Tamam. Sağlamaya çalışmam. 1 bölü 3 versen 1 bölü 3 gene pozitif yapar burayı. Tamam. O yüzden 9 da 1 bölü 3 de tamamdır bizim için. Kökler toplamını istiyor. 9 artı 1 bölü 3'ten 28 bölü 3 bizim aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Burada tamamsak geçtim bu soruyu. Hocam 7'ye bakalım şimdi. 7'yi de şöyle yukarı çözmeye çalışayım. Kendimize yer kalsın. Şimdi hocam 7 demiş ki logaritma 2x'in karesi 2, x'in alacağı değerler çarpımı istiyor benden kaçtır diye. Karekök alırsam logaritma 2x eşittir kök 2 bir senaryo. Logaritma 2x eşittir eksi kök 2 bir diğer senaryo. Şunları sileyim artık kök alacaksam. Devam ettim şimdi.
Buranın tabanı 10. 10'a attım bu tarafa. Buradan da kaç yaptı hocam şimdi? 2x eşittir 10 üzeri kök 2. Doğru mu? Her tarafı da 2'ye böldüm. 1 bölü 2 çarpı. Yani logaritma 2x kare. Yalnız bu logaritmanın karesi değil. Yani şöyle yapacağım. Yani şu kare 2x'in karesi. Dolayısıyla az önce gittiğim şekil doğru değil. Şunu yaptım arkadaşlar. Buraya dikkat. 2'yi attım. Bu soru çok basittir ama çok önemlidir. Şöyle düşün, bu logaritma karesi değil de 2'yi attım başa. 2 çarpı logaritma mutlak 2x eşittir 2. Yani şu kısmı unutursanız geçmiş olsun. Onu söyleyeyim size. Çünkü x'in ne olduğunu bilmiyorum. Her tarafı da 2'ye böldüm. Logaritma mutlak değer içinde 2x eşittir 1. Tabanım 10. 10'u attım diğer tarafa. Mutlak değeri 2x 10 üzeri 1'den 10 yaptı. Buradan ne gelir? 2x eşittir 10 veya 2x eşittir eksi 10. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 5 veya her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir eksi 5. İki tane kök buldunuz ya arkadaşlar. Gidin orijinalde yerine yazın. X yerine 5 versem 2 çarpı 5 10 karesini aldım. 100 pozitiftir, tamam. Eksi 5 versem 2 çarpı eksi 5 eksi 10 ama karesini aldım. 100 gene pozitiftir. 5'i de kabul ediyorum. Eksi 5'i de kabul ediyorum. X'in alabileceği değerler çarpımı, kökler çarpımı 5 çarpı eksi 5'ten kaç gelir? Eksi 25 gelir arkadaşlar. 8. soruya baktım şimdi. X çarpı Y'yi istiyor benden. Peki iki bilinmeyenli denklemle aynı mantıktadır. Ben de şöyle yapayım şimdi. Hocam log Y'leri yok edeyim. Log X'leri yok edebilirdim ama log Y'yi tercih ettim. Bunu 5 ile çarpayım, bunu 2 ile çarpayım. Yukarıdaki denklem ne olur şimdi? 5 log X eksi 10 log Y eşittir 15. Başka? 6 log X artı 10 log Y eşittir 40. Bunları taraf tarafa topladım. Log Y'ler gitti. 11 log X eşittir kaç yaptı? 55. Her tarafı 11'e böldüm. Log X 5. Bunun tabanı 10'dur hiçbir şey yazmadığına göre. X ne geldi? 10 üzeri 5. Bu cepte kalsın. Peki. Şöyle bir şey yaptım şimdi arkadaşlar. Log Y'yi bulayım. Log X'in 5 olduğunu biliyorum ya. Şurada log X yerine 5 yazayım. O zaman buranın 2 olması lazım ki sonuç 3 olsun. Log Y 1 olacak. Log Y 1 ise Y de 10 üzeri 1 olacak. Benden istediği şey ne? X çarpı Y'yi istiyor. Hocam 10 üzeri 5 ile de 10 üzeri 1'i çarparsam aradığım cevap kaç gelir? 10 üzeri 6. Var mı sorusu olan burada? Peki. Dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. X'i istemiş bizden. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2'ye at bu tarafa. 3 eşittir. Elen kök içinde x artı e olduğunu biliyoruz. Sonra şunu yaptık. Tabanımız e ya. E'yi de attık bu tarafa. E küp kök içinde x artı e. Her iki tarafın karesini alın. Yani bunun da karesini alayım kökten kurtulmak için. Bunun da karesini alayım. E üzeri 6 eşittir x artı e. X eşittir e üzeri 6 eksi e. Bir tane kök buldunuz ya, gidip denemeyin. Bu garanti sağlar arkadaşlar. Ama iki tane kök bulsaydınız gidip deneyecektim. Pozitif mi yapıyor, negatif mi yapıyor diye. 10. soru. 2 üzeri logaritma x tabanında 9 artı 3 üzeri logaritma x tabanında 4. 8 olduğuna göre neyi istiyor benden? X'i istiyor. Kaçtır diye. Ben de şöyle bir şey yapsam şimdi. Bunları benzetmeye çalışayım da. Şimdi bu üstü sayının tabanı 2. Bu üstü sayının tabanı 9. Aynı yapabilmek için. Şurada 2 ile 9'u yer değiştirsem 9 üzeri logaritma x tabanında 2 artı buraya baktım şimdi 3 üzeri logaritma x tabanında hocam şu 4'ü de 2 üzeri 2 yapıyorum madem benzetme yaptım bu 2'yi de attım başa 2 çarpı logaritma x tabanında 2 topla 8'miş.
Şimdi burası 9 üzeri logaritma x tabanında 2 artı buraya geldim. 3 üzeri şu 2 çarpı olduğu için burayı 9 diye düşünsem 9 üzeri logaritma x tabanında 2 yaptı. Ya bunlar birbirinin aynısı. Toplamları 8 ise bunlar kişi başı 4 4 paylaşacaklar. O yüzden 9 üzeri logaritma x tabanında 2 kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi 4'ün de 2 üzeri 2 olduğunu biliyorum ya. Şunları yer değiştireyim o zaman 2 tabanına geçmek için. 2 üzeri logaritma x tabanında 9, 2 üzeri 2. 2'leri attım. Niye? Üstel fonksiyonlar birebirdir. Ona sığınarak atabildim bu ikileri. Yoksa atamazdın. Logaritma x tabanında 9 kaç yaptım? 2 yaptı. At bunu bu tarafa. X kare eşittir 9. X kare eşittir 9 ise x eşittir 3. X eşittir eksi 3. Birden fazla kök buluyorsan her zaman tetikte olacaksın. Bulduğun kökler belki de sağlamayabilir. X eşittir 3 ve x eşittir eksi 3'ü deniyorum şimdi. Hocam x'e 3 verirsem taban 3 olabilir. Yani şunu sileyim. Şu mavi çerçeve içine alacağım. Orijinal soruya bakıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakıyorsunuz. Şuraya. Şimdi x yerine 3 versem, x yerine 3 verdim hocam, taban 3 olabilir mi? Olabilir. X yerine 3 verdim, taban 3 olabilir. 3'e onay verdim. Eksi 3'ü test ediyorum şimdi. X yerine eksi 3 versem taban eksi 3 olamaz. İlkini de kaybetti bu. O zaman buradan tek bir tane x değeri vardır. O değerinizde kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Burada niye, hani 9'da niye öyle bir şey yapmadım? Burada bir tane kök buldum. Bir tane kök bulursan daima sağlarsın. Birden fazla kök bulursan denemek zorundasın. Logaritmayı tanımlı mı yapıyor, tanımsız mı yapıyor? Tanımsız yapanlara da teşekkür edip göndermek durumundasın her zaman. Peki. On bire bakalım değerli arkadaşlar. Logaritma x tabanında 4 eşittir 2 çarpı logaritma 1 bölü x tabanında 5. Ya bir kere tabanların farklı olduğu dikkatimi çekiyor. Önce ben bu taban birlikteliğini sağlayayım. Logaritma x tabanında 4 eşittir. Ya 1 bölü x'i x üzeri eksi 1 desem. Eksi 1'i de 2'ye bölü olarak atma hakkım var. 2 bölü eksi 1 çarpı logaritma x tabanında 5 artı kaçmış? 2'ymiş. Şimdi hocam 2 üzeri eksi 1 2 üzeri pardon 2 bölü eksi 1 eksi 2 eksi 2'yi 5'in üstüne gönderdim. Ne kaldı elimde? Logaritma x tabanında 4 eşittir. Logaritma x tabanında 5 üzeri eksi 2 artı 2'ymiş. Bunu da çekeyim bu tarafa. Logaritma x tabanında 4 eksi logaritma x tabanında 5 üzeri eksi 2 eşittir 2'ymiş. Devam edeyim. Hocam logaritma çıkarmaları bölme olarak yazardı. Logaritma x tabanında 4 bölü 5 üzeri eksi 2 yazdım. 2'yi çektim bu tarafa. X üzeri 2 eşittir. Yani 4 bölü 5 üzeri eksi 2. 5 üzeri eksi 2 de yukarıya şurada. 5 üzeri 2 25. 4 de çarp 100. X kare 100 ise x 10 da olabilir. X eksi 10 da olabilir. Şimdi hocam 10 ve eksi 10'u gel orijinal denkleme bir dene bakalım. Tanımsızlık yaratıyor mu? X'e 10 versem taban 10 olabilir. X'e 10 versem taban 1 bölü 10 olabilir. Buna onay verdik. Ama X'e eksi 10 versen birinci logaritmada taban negatif olamaz, göçtü. O zaman tek bir X değerim varmış. Bu X değerinde kaçmış hocam? 10'muş. Aradığımız doğru cevap budur. 12. soruya bakalım şimdi. Şöyle biraz büyütmeye çalışayım. Şimdi değerli arkadaşlar 12 A'nın bir reel sayı olduğunu söylüyor. Bu denklemin bir kökü logaritma 5 tabanında 4 olarak verilmiş. Benden ne istiyor? A'yı istiyor. Şimdi denklemin kökü dediğine göre işte hocam bu denklemi sağlar. Yani giderim x gördüğüm yere kaç yazabilirim? Logaritma 5 tabanında 4 yazabilirim. Doğru. Ama bu ikinci dereceden bir denklem olduğu için köklerden biri verilmişse diğerini bulmak için kökler toplamı çarpımı bağıntılarını kullansanız daha kısa sürede sonuç alırsınız. Ben de oradan gideceğim. Kökler toplamını kullanıyorum şimdi. Hocam logaritma 5 tabanında 4'e x1 diyeyim şimdi. X1 artı x2 eşittir ne? Eksi b bölü a'dan logaritma 5 tabanında 100 yapacak öyle değil mi? A değeri 1 denklemin A'sından bahsediyorum şundan değil sabit teriminden değil.
Logaritma 5 tabanında 4'ü at diğer tarafa. X2 eşittir logaritma 5 tabanında 100 eksi. Logaritma 5 tabanında 4. X2 eşittir logaritma 5 tabanında 25. Logaritma 5 tabanında 25'i de tanıyorsunuz. Kaçtır zaten? 2'dir. Hemen geliyorum. Kökler çarpımını kullanıyorum. X1 çarpı X2. A bölü 1'den A'dır. X1'in ne olduğunu biliyorum. Logaritma 5 tabanında 4 çarpı X2'nin ne olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Bunu isterse böyle de bırakır. Yani şöyle. Şu iki kafanızı karıştırmasın. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 4 ya da 2'yi attım bu tarafa. A eşittir logaritma 5 tabanında 16. Bizim aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Peki. Geçelim şurayı. Şimdi 13. soruya baktık. 13. soruya baktık. X ve Y sıfırdan büyük gerçek sayılarmış. Logaritma 9 tabanında X eşit logaritma 12 tabanında Y, logaritma 15 tabanında X artı Y, X bölü Y oranını istiyor. Fikri olan var mı bu soruda? Hocam şöyle gitsek, böyle gitsek tarzında. Söz verebilirim size. Logaritma 9 tabanında X, 12 tabanında Y, 15 tabanında X artı Y. Aslan. Hocam sesim geliyor mu? Gidiyor, duyuyoruz seni. Hocam yani tam olarak neden öyle yaptığımı bilmiyorum ama şey diye düşünüyorum. Hani bunların hepsinin birbirine eşit olması için X ve Y'nin hani şey 9, 12 ve 15 birbirini sağlaması gerekiyor dedim. Hı-hı. Ve bunların ben şey hani üçgende 3, 4, 5 üçgenin neye gitti aklım birden? Yani 9, 12, 15 birbirini o şekilde sağlıyor. Hani karelerini aldığın zaman. Tamam. Karesini alınca da hepsi 2'ye eşit. Hı-hı. Oradan da geldi ama neden öyle dediğimi tam bilmiyorum. Anladım. Aslında Aslan'ın gördüğü şey doğru. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani ben de ona benzer bir yoldan gideceğim. Şu farklılıkla gideceğim ama. Aslan'a teşekkür ettik. İyi bir şekilde yaklaşmış soruya. Şöyle ki hocam bu bir orantı. Ben de şöyle yapayım. Önce ekranı sabitleyeyim. Yapacağım şey olsun. Hocam gel buna K de. Orantı sabitin K olsun. X'i çekersen ne olur? 9'u al şurada bu tarafa. X eşittir 9 üzeri K. Y'yi çekersen ne olur? Y'yi al şurada bu tarafa. 12 üzeri K. 15'i de şutarsan bu tarafa. X artı Y'nin de ne olduğunu biliyorsun. 15 üzeri K. Ben şuradan devam edeyim şimdi. X dediğin şey 9 üzeri K. Y dediğin şey ne? 12 üzeri K. X artı Y dediğin şey ne? 15 üzeri K. Hocam üstlü sayılarla denklem nasıl çözülür bilmiyoruz hala. Çok kısıtlı bilgimiz var. Buraya geldikten sonra yapacağınız tek şey geometriden tecrübenizi konuşturacaksınız. Aslan'ın da yaptığı oydu. Hocam 9, 12, 15 üçgen diye bir şey var. Yani ben şunu biliyorum geometriden. 9'un karesi artı 12'nin karesi kime eşittir? 15'in karesi neye eşittir? 9, 12, 15 arasında üstel olarak sadece karelerde siz böyle bir denge sağlayabiliyorsunuz. Başka bir yerde sağlayamıyorsunuz. O zaman buradan anlamanız gerekiyor ki K kaça eşittir? 2'ye eşittir. Yani hazır bilgi kullanmayı gerektiren bir soru oldu bu. Şimdi X 9 üzeri 2'den 81, Y 12 üzeri 2'den 144. Hocam X bölü Y'yi istemiş bizden. Buna da kaçtır dedik. 81 bölü 144. 81'i 9'a bölsem 9, 144'ü 9'a bölsem 16. 9 bölü 16 da bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar. Burada var mı soru işareti? Peki. Sildik. Şimdi 14'e bakalım beraber. (2x kare eksi elen 36 üzeri x artı elen 9 çarpı elen 2 eşittir 0) denkleminin kökleri x1 ve x2'ymiş. Buna göre e üzeri x1 eksi e üzeri x2 ifadesinin nesini istemiş? Sonucunu istemiş bizden kaçtır diye. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş peki. Bu ifadenin sonucunu istemiş nedir diye. Ben de hocam şunu yaptım şimdi. Ben de şunu yaptım. İşte bu denklemi şöyle yazsam olur mu? 2x kare eksi x'e atayım başa.
x çarpı ln 36 artı ln 9 çarpı ne? ln 2 biçiminde aldık. Öyle değil mi? Şimdi bu denklemin köklerini x1 ve x2 olarak vermiş. İkinci dereceden denklem ya. Ben de bunu çarpanlara ayırmaya çalışayım. Yani delta'ya falan bulaşmadan. 2x kareyi 2x'e x diye parçalasam. Sonra şöyle yapsam. ln 9'a ln 2 diye denesem şansımı. Şöyle ki. Tabii eksi demiş ya. Eksi ln 9'a eksi ln 2 diyeyim. Çapraz çarpayım. Burası ne yapar şimdi? 2x eksi, eksi diyeyim. Eksi 2x çarpı ln 2. Eksi x'e de eksi ln 9'u çarparsam. Eksi x çarpı ln 9. Bunları hocam eksi x parantezine alsam. 2 ln 2 artı ln 9. 2 yat bunun başına. Ln 4 yapar bu. Eksi x çarpı ln 4 artı ln 9. Eksi x çarpı ln 36. Ortada ne var bakarsanız zaten. Eksi x çarpı ln 36. Kabul. Yazarken nasıl yazmak zorundayım arkadaşlar bunu ama? Dümdüz yazmak zorundayım. Yani şu var artık bu saatten sonra elimde. 2x eksi ln 9 çarpı başka x eksi ln 2 eşittir 0. Bunu 0 eşitlesem ne gelir? X eşittir ln 9 bölü 2. Bunu 0 eşitlesem ne gelir? X eşittir ln 2. İşte bunlardan bir tanesi zaten x1, bir tanesi de x2'dir. E üzeri x1 eksi x2'yi mi istiyor benden? Peki. Ben de e üzeri biçiminde yazayım. Yani şuna x1, şuna x2 diyeyim. E üzeri x1 eksi e üzeri x2 mutlak değer içinde yazacağım. E üzeri. Hocam x1, ya x1'i de şöyle yazayım isterseniz biraz kolaylaştırmak için. Ln 9 bölü 2 ya. Hatta şunu da sileyim. Şöyle. 1 bölü 2 çarpı ln 9. 1 bölü 2'ye at. Ln 9 üzeri 1 bölü 2. Bu ln 3. Diğeri de x2 ln 2. E üzeri ln 3 eksi e üzeri ln 2'yi istiyor. E ile ln birbirlerini götürdü. 3 eksi e ile ln birbirlerini götürdü. 2, 3 eksi 2'den 1 çıktı. Hocam demek ki bizim aradığımız cevap kaçmış? 1'miş. Var mı soru işareti burada? Peki. Arkadaşlar 15'e bakalım. 15 için size biraz zaman vereceğim. Ya da fikri olan varsa paylaşabilir. 15 fena değil. Şöyle biraz daha büyütmüş olayım. 15'te söz almak isteyen varsa dinleyebilirim. Ne demiş hocam soruda bize? Logaritma 4 tabanı içinde logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanı içinde logaritma 4 tabanında x eşittir 2 eşitlikleri verilmiş. Logaritma 2 tabanında x'i istiyor benden kaçtır diye. Fikri olan varsa dinleyebiliriz arkadaşlar. Hani şöyle gitsem böyle gitsem vesaire vesaire tarzı fikri olan varsa dinleyebilirim. Logaritma 2 tabanında x'i istemiş bizden. Ne dersiniz? Hadi kendimi saymayayım. 41 tane üniversite adayı var. Birinden bir fikir çıkar mı acaba? Log 4 tabanı içinde logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanı içinde logaritma 4 tabanında x eşittir 2 eşitliği verilmiş. Logaritma 2 tabanında x'i istiyor hocam benden kaçtır diye. Biz de şunu yapalım. Bir kere çilek ne dersin? Hocam ben şöyle düşündüm. Hani eşittir 2 verdiği için 1 1 olarak çıksa diye düşündüm. Oradan düşündüğümde direkt cevap geldi. Hani fikir yürüttüm. Ama ben doğru mu anladım? Şöyle mi yaptın? Bir dakika. Bir dakika. Sen şuna bir buna bir mi dedin? Şebat. Evet. Ama bunların eşit olduğunu biliyor muyum? Yok bilmiyorum. Yani fikir yürüttüm direkt çıktı hocam. Oradan anladım. Geldi. Ha öyle olsaydı yürüdüm ve çıktı diyorsun. Evet peki. Öyle hocam. Peki sağ ol. Başka? Bakayım kim var? Ben konuşuyorum. Konuşayım mı?
Deniz sen misin? Evet, benim. Konuş Şu an bakalım, ne diyorsun? tamamen doğaçlama, bilmiyorum doğru bir yere gider mi Önemli değil. Hı? ama. Şimdi birincisinin tabanı 4, onun karesi yani iki cinsinden, iki üstü 2 diye yazıp onu da 1 bölü 2'yi yukarı attım Hı. üs olarak. Hı. Sonra da oldu, ikilere ortak geldi iki logaritmanın. Öyle olunca üst tarafları çarpıp bir logaritma içinde yazdım. Anlatabiliyor muyum kendimi? Tamam. Sonra oradan ne geliyor? Oraya yapınca gider mi? Çünkü ben şu an devamını düşünemedim ne Şimdi geleceğine göre. şöyle, tamam Sonra şöyle, ben ikileri bir şimdi kenara şöyle. atarız. Denklem. Dur bakalım. Deniz şöyle, mikrofonun açık kalsın. Şimdi Deniz diyor ki, ben bir kere şu dördü şöyle yaptım diyor. Logaritma yani şurada her tarafın karekökünü aldım diyor. Motivasyonu da şu, kökleri aynı, tabanları aynı yapacağım diyor. Logaritma iki tabanda, logaritma iki tabanda x'in karekökü çarpı, hani bu toplama ya, çarpı olarak yazıyorum diyor. Logaritma 4 tabanında x kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş. 2'yi de attım bu tarafa. Elimde şu kaldı. Logaritma 2 tabanında x kök içinde çarpı logaritma 4 tabanında x eşittir 4. Deniz nasıl gidiyorsun bundan sonra? Bundan sonra nasıl gidiyorum biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Bunda diye yazalım. Log 2 tabanında x kare. Sonra Bir dakika, log 2 tabanında x kare, ha şunu mu diyorsun, şunu mu diyorsun? evet. Aha. O, logaritma 2 tabanında x kare mi derim, logaritma 2 tabanında kök x mi derim? Kök x Onu derim. da Evet. şöyle yapayım mı? X derim. Evet, şurada karekök alayım bir daha, tabanlar aynı olsun diye. Logaritma 2 tabanında x'in karekökü çarpı logaritma 2 tabanında kök x kime eşitmiş, 2'ye mi eşitmiş? Bundan sonra da herhalde şunu yapsam olur. Hani kök x üzeri 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'yi gel en başa at. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x'in karekökü çarpı logaritma 2 tabanında x kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş, doğru mu? Sonra nasıl ilerlersin? Bitirdin soruyu aslında. 1 bölü 2 4 eşittir 4 yaparım yan tarafı. Sonra a'ya a kare desem. Şöyle olur, kabul. Logaritma 2 tabanında x'e, logaritma 2 tabanında x'e a diyeyim. Kök a çarpı a eşittir 4. Her tarafın karesini aldım. A çarpı a kare eşittir 16. Şurası a kare. A küp eşittir 16. A dediğim 16'nın küp kökü. A dediğimde logaritma 2 tabanında x'ti. Logaritma 2 tabanında x ne yaptı? 16'nın küp kökü yaptı. Peki. Deniz'in bu gittiği yol doğrudur arkadaşlar. Teşekkür ederiz Deniz'e. Begüm'e bir söz verelim mi? Hocam. Hı. Ben üstel gitmeyi düşündüm. İşte ilk ifadeye A diyelim. Diğeri B olsun. Dur bir İşte. dakika. Bir dakika, şunları bir sileyim. Şunları bir sileyim. Begüm sen nereden takip ediyorsun? Bilgisayardan mı? Başka bir yerden mi? Bilgisayardayım. Ha, o zaman yazamazsın. Yoksa yazmanıza izin verecektim. Hani böyle grafik tableti veya kalemi olan haber versin, yazmanıza izin vereceğim. Şuna A, buna B mi dedin sen? Evet. Sonra? 4 üzeri a logaritma 2 tabanında x'e eşit. Hocam log 4 tabanında logaritma 2 tabanında x A'ya dedim. 4'ü attım bu tarafa. Logaritma 2 tabanında x 4 üzeri A. Sonra B'ye mi geçtin? A'dan devam mı ettin? B'ye geçelim. Tamam. Logaritma 2 tabanında logaritma 4 tabanında x b'ye eşit. Ne yaptın burada? 2'yi mi attın diğer tarafa? Evet. Tamam. Logaritma 4 tabanında x 2 üzeri b. Sonra? 4'ü de 1 bölü 2 diye boşa attım. 1 bölü 2 logaritma tamamındayız. Şurada mı? Şurada mı? B'deyim. Tamam. Hocam 4 2 üzeri 2 ya. Bu 2'yi başa attım. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x 2 üzeri b. Güzel. Sonra? 2'yi karşıya attım. 2 üzeri B artı 1. Tamam. 2 üzeri b artı 1. Sonra? Şimdi 4 üzeri A da logaritma 2 tabanında çıktı zaten. İşte birbirlerini eşitliyorum. 2 üzeri Tamam. 2 A. Eşittir. 2 üzeri b artı 1. Buradan ne yakaladık? 2a eşittir b artı 1 yakaladık. Doğru mu? Artı B de 2 idi zaten. A artı b 2 idi. Buradan çözersen ne gelir?
A'da B'de 1 gelir, doğru mu? Evet. Ha, o zaman başta çileğin dediği şey doğruymuş. Biz bu kadar uğraştık, o direkt gördü zaten. Ama doğrusu direkt bu kadar uğraştıktan sonra görmektir. Hocam A'da 1, B'de 1. A'yı 1 bulduktan sonra iş bitti. Logaritma iki tabanında x, 2 üzeri 4 üzeri 1'den 4. Yalnız az önce Deniz'in çözümünde farklı bir şey buldum ben. Muhtemelen işlem hatası var orada. Deniz'in gittiği yol doğruydu. Onu söyleyeyim. Ancak ben işlem hatası yapmış olabilirim. Yoksa yolu doğruydu arkadaşlar. Logaritma iki tabanında x. Logaritma iki tabanında x 4 üzeri. A'nın 1 olduğunu biliyorum ya. 4 üzeri 1'den 4. Orada köklü bir şey buldum. Bir daha söyleyeyim. Çözüm yolu doğruydu Deniz'in. Ben bir işlem hatası yapmışımdır. Başka fikri olan var mı? Melis? Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Ya şey, ben çözerken Deniz'in çözümünü dinlemedim de benim gittiğim gibi gittiyse söyleyin. Ben tamam. Log 2 tabanında x'e a dedim. Tamam. Log a'ya 4 artı log a bölü 2'ye 2 eşittir 2 şeklinde yazdım. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen logaritma 2 tabanında x'e a dedin, doğru mu? Hı hı. Tamam, ne yazdın? Logaritma 4 tabanında a artı sonra? Artı logaritma a bölü 2, 2 tabanında. Logaritma 2 tabanında a bölü 2, böyle mi yazdın? Hı hı, eşittir 2. Tamam. Ondan sonra hı hı. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında a artı. Tamam. Şey, logaritma 2 tabanında a eksi 1, a bölü 2'yi ayırdım. Eşittir 2 dedim. Buradan 3 bölü tamam. 2 çarpı logaritma 2 tabanında a eşittir 3 geldi. Hı hı. Sonra a'yı çekince 4 geliyor zaten. A tamam. Değil, a dedi, eksi 2. Tamam. Yo, senin yolun çok güzel. Bu da kabul. Doğru. Teşekkür ettik. Aslı? Aslında hocam ben aslında hı. Deniz'in gittiği gibi yaptım ama 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x'in 2'deki üstüne attım. Şey yazabilirim isterseniz. Tabletim var. Ha bir dur bir dakika o zaman şöyle yapacağım. Şu an matematik dersinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Böylerken zor oluyor biraz. Şu an tahtayı yazabilirsin. Tamam. Hı hı. Şimdi çok büyük oluyor ama bir saniye. Boyutunu nereden yapacağım ya? Kalem simgem. Neyse. Kalem simgesini bir dene bakalım sen. Boyutunu şey yapamadım. Ya yani kalem simgesine tıkladığın zaman evet, orada büyüklük neyse. Boyut gösteriyor. Hı. Neyse yani şu an göremedim ama şöyle yazayım. Bir yazmaya çalışsan. Hı hı. Şu şekilde. Şunu sonra tamam. Direkt şöyle yapayım. Allah'ım. Bu ne ya? Yazmıyor neyse. Tamam dur. 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanında. Log 2x şöyle. Sonra ben buradaki 1 bölü 2'yi şunun üstüne attım. Tamam kareköklü gittin. Bu tamam. Sonra... Evet. Ondan sonra şimdi sileyim bunu. Hı hı. Logaritma 2 tabanında parantez içine aldım. Tamam. Bu şekilde. Oluyor mu? Şurayı nasıl yazdım? Çok mu hamle atladım? Yani orayı şey... Oraya geçişte... logaritma 2 tabanında x'in üstüne atmıştım ya. Logaritma 2 tabanında logaritma 4 tabanında x artı logaritma 2 tabanında logaritma 4 tabanında x eşittir 2 oluyor. Ama şöyle sonra, bak şimdi. Sonra toplama ben şurada formülünden aynı şöyle, tabanda çarpma yani. Şekli. Burada yazdığını şöyle yapayım. Burası logaritma 2 tabanında. Logaritma 2 tabanında x'in karekökü yaptım. Doğru mu? 1 bölü 2 yaptım bu tarafa. Artı burada da logaritma 2 tabanında. Ne var elinde? Logaritma 4 tabanında x var. Bunların toplamının 2'ye eşit olduğunu biliyorsun. Şimdi buraya geçiş yapabilmen için şunu iddia etmen lazım. Buranın logaritma 4 tabanında x'e eşit olması lazım. Bunu nasıl söyledin?
Yani nasıl sen bu şey, hı-hı. Ben bunu hani x'in üzerine 1 bölü 2 olarak atmadım da 2 tabanına 2 üssü olarak yazmıştım. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Mesela bunu şöyle yazdın ya. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında x. Buradaki 1 bölü hı-hı. 2 şuranın tamamına gelir. Bu parantezin üstüne gelir. Yani bu 1 bölü 2, 2'yi veya eksi etkileyemez. Sadece komple kök içinde yazabilirsin bunu. Anlaştık mı? Tamam o zaman anladım. Teşekkür ederim. Tamam, bu şekilde gitme şansın yoktur. Böyle yaptığın iyi oldu. Belki senin gibi düşünenler de vardır. Tamam? Tamam. Teşekkürler. Yani, rica ederim. Değerli üniversite adayları. 16'ya bakalım hemen. Onaltıda da şunu yaptık. Bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bu bir kere kesirli bir ifade sıfırsa yukarı sıfır olmak zorunda. Yani şunu söyledim. Dedim ki logaritma x kare eksi 2x eksi 2 sıfır. Hocam aşağısı da sıfır olmamak zorunda. Doğru mu? Şimdi şunu bir düzenleyeyim. Bunun tabanı 10, 10'u atın diğer tarafa. X kare eksi 2, x eksi 2 eşittir 1. 1'i atın bu tarafa. X kare eksi 2, x eksi 3 eşittir 0. Eksi 3 ayırdım çarpanlarını. Eksi 3'e 1. X eşittir 3 ve x eşittir kaç? Eksi 1. Şimdi x yerine 3 verirseniz, hocam 9, 9'dan 6 çıktı. 3, 3'ten 2 çıktı. 1 pozitif. Buna bir sıkıntı yok. X yerine 3 verirseniz, 3'ten 2 çıktı, 1 yaptı. Yalnız logaritma 3 tabanında 1 0 yapar. Halbuki 0'dan farklı olması gerekiyordu. 3'ü alamazsın. Aşağı kabul etmiyor. X yerine eksi 1 versen ya gene aşağıya bak. Hocam x yerine eksi 1 verdin. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 negatif yaptı. Bunu da alamazsın. O zaman 2 tane adayın vardı ama ikisinde hatası çıktı. Onları alma hakkın yok. O zaman çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Şimdi değerli üniversite adayları, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki hani denklem ve eşitsizliklerle ilgili olan kısım var. Bugün eşitsizliklere bakmadık ama siz mezun olduğunuz için isterseniz benim bıraktığım yerden devam edebilirsiniz. Ama ben bir sonraki ders soruları yine tek tek çözmeye kaldığım yerden devam edeceğim. Benim bir sonraki dersim sizinle çarşamba günü görünüyor. Çarşamba gününe kadar bir ödeviniz yok. Çünkü bu konu tam bitmeden ödev vermeyeceğim arkadaşlar size. Kitap öyle almış. Ben de ona uyum sağlayacağım. Daha önceki ders söyledim bilmiyorum ama şimdiden bir daha söyleyeyim arkadaşlar size. Size bir kaynak tavsiye etmeyeceğim. Hani kitap falan alın demeyeceğim. Hele size hiç demeyeceğim. Yani kitap falan alın demeyeceğim. Ama istiyorsanız fasikül bazında bir şeyler alabilirsiniz. Fasikül adı olarak da yayın önermeyeceğim. Fakat şunu söyledim. Hani bu diğer tüm konularda da apoteminin fasiküllerini kullanabilirsiniz artık arkadaşlar. Çünkü hangi konularda? Hani böyle işte fonksiyonlarda, trigonometride apoteminin logaritması var mı bilmiyorum ama sizi zorlayacak seviyede onları kullanabilirsiniz. Peki hocam biz ne yapacağız? Deneme sınavı. Yeni çıkan denemeleri kullanacaksınız arkadaşlar. Deneme sınavları yavaş yavaş güncellemeye başlamışlar yayın evleri. Hani galiba yeni halleri de gelmiş. Hiç yayın adına bakmadan, deneme sınavlarının kolaylığına, zorluğuna bakmadan bütün denemeleri silindir gibi ezip geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hiç kolay zor ayrım yapmayın. Yani bir deneme sınavı yaparsınız. 40 tane sorudan 37 tanesi kolaydır. 3 tanesi de sağlam sormuştur. O 3 tanesi gerçek sınavda karşınıza çıkabilir. O yüzden yayın adı hiç önemli olmadan yeni çıkmış denemeleri alt üst edip gitmeniz gerekiyor arkadaşlar gerçek sınava kadar. Bu saatten sonra alınacak kitaplar AYT için konuşuyorum. Bir işinize yaramaz. Neden bir işinize yaramaz? Çünkü AYT kitapları hazırlanırken işte parabolden, logaritmadan, trigonometriden, polinomdan böyle çok ayrıntıya falan inilmiyor. Güzel sorular var ama güzel soru, özgün soru olması ayrı bir şey. Ayrıntıya inilmesi ayrı bir şey. Hani bizim beklentimiz ne? Yani belli başlı konulardan birazcık müfredat dahilinde ama ayrıntıya inmeleridir. Sizin gibi sayısal öğrenciler, belli hedef olan öğrenciler farklarını bu ayrıntı sorularda ortaya koyacaklar. İşte ispat tarzı sorularda tanım tarzı sorularda farkınızı ortaya koyacaksınız. Ve ÖSYM bu yıl soracak bu sorulardan, ispat ve tanım tarzında olan sorulardan.
Onlara hazırlıklı olmanız için arkadaşlar bol bol kolay zor ayrımı yapmadan her türlü denemeyi edinmeye çalışın kendi içinizde. Benim size söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çarşamba günü logaritmadan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.